Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Ozan Diken. Haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geride bıraktığımız haftanın borçlanma araçları ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 13 Aralık haftası Para Politikası Kurulu toplanması sebebiyle borçlanma araçları birincil piyasanın nispeten durgun geçmesine sebep olmuştur. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda Alternatif Bank %17 yıllık basit faiz oranı ile 69 gün vadeli ihracı 56 milyon TL olarak sonuçlandırdı. Bir önceki hafta %16,75 yıllık faiz oranı ile 65 gün vadeli ihracını yaklaşık 500 milyon TL olarak sonuçlandıran Denizbank, geçtiğimiz haftada 16,75 yıllık basit faiz oranı ile 100 gün vadeli ihracı çıktı ve 30 milyon TL olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar ile birlikte Denizbank'ın yurt içinde tedavülde yaklaşık 4, Alternatif Bank'ın 1 milyar TL tutarında kıymeti bulunmakta. Banka harici finans sektörü kurumlarından bazılarının sabit faiz oranı ile gerçekleştirilen ihraçlarına baktığımızda İş Yatırım %16,85 yıllık basit faiz oranı ile 50 gün vadeli ihracı yaklaşık 51 milyon TL, Koç Finansman %19,95 yıllık basit faiz oranı ile 364 gün vadeli ve vade sonunda tek kupon ödemeli bono ihracını yaklaşık 70 milyon TL olarak gerçekleştirdi. Bu ihraçlar ile birlikte İş Yatırım ve Koç Finansman'ın yurt içinde tedavülde yaklaşık 1,4 milyar TL tutarında kıymeti bulunmakta. Reel sektör ihraçlarının bazılarına bakarsak, Aygaz 2 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken kuponlu TLRF üzerine 215 bas puan ek getirili tahvil ihracını yaklaşık 180 milyon TL, Opet 2 yıl vadeli, 3 ayda bir değişken kuponlu TLRF üzerine 225 bas puan ek getirili tahvil ihracını 230 milyon TL olarak gerçekleştirdi. Bu ihraçlar ile birlikte Aygaz'ın yurt içinde tedavülde yaklaşık 280, Opet'in ise 730 milyon TL tutarında kıymeti bulunmakta. Bilindiği üzere 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen toplantılar sonucunda Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri sabit tuttu. 16 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da faiz oranlarına ilişkin basın duyurusu ile politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 15'ten %14'e indirdi. 100 bas puanlık bu indirim bir öncekine benzer biçimde borçlanma araçları birincil piyasa oranlarına pek yansımadığı gibi bazı kıymetlerde getiri oranlarının yukarı yönlü hareketlerini görmekteyiz. Piyasa oturana kadar uzun vadeli ihraçlara sıcak bakılmadığı, oran revizeleri ve ihraç iptallerine tanık olduğumuz bir haftayı daha geride bıraktık. Piyasalarda oluşan oranlar gösterge faizden ayrışmaya halen devam ediyor. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.